Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Depakin Krono Tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Depakin, antiepileptikler yani epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Depakin, 500 mg sodyum valproat aktivitesine eşdeğer 333 mg sodyum valproat ve 145 mg valproik asit içerir. Sodyum valproat beyin üzerine sakinleştirici etkiye sahiptir. Depakin, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde beyaz, çentikli, 30 adet bölünebilir film tablet içeren blister ambalajları da kullanıma sunulmuştur. Depakin, epilepsi yani sarı hastalığının tedavisinde kullanılır. Birçok epilepsi türünün tedavisinde de etkilidir. Depakin, bipolar bozukluklara yani ruhsal durumlardaki zıt yönlü değişikliklere bağlı maninin yani taşkınlık nöbeti tedavisinde ve tedaviye cevap veren hastalarda sürdürüm tedavisi olarak kullanılabilir. Depakin Krono BT 500 mg, erişkinlerin ve 6 yaşın üzerindeki ağırlığı en az 17 kg olan çocukların kullanımı içindir. Depakin tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Depakin'i şu durumlarda kullanmayınız. Depakin'in içindeki etken maddeye olan sodyum valproat veya ilacın içeriğinde diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa, karaciğerinizde akut veya kronik iltihap varsa, daha önceden sizde veya ailenizdeki bireylerde ilaç kullanımına bağlı olarak gelişen ağır karaciğer iltihabı öyküsü varsa, oldukça nadir görülen ve hepatik porfiri adı verilen metabolik bir hastalığınız varsa, kanınızda amonyak düzeyinin artmasına neden olabilecek metabolik bir hastalığınız varsa. Depakin tableti şu durumlarda dikkatli kullanınız. Böbreklerinizde ciddi işlev bozukluğu varsa, sistemik lupus hastalığı mevcutsa, kanınızda amonyak seviyesinin artmasına neden olabilecek bir enzim eksikliği başta olmak üzere kalıtsal enzim eksikliği hastalığınız varsa, mitokondri denilen yediğimiz yiyeceklerden oksijeni ve maddeleri enerjiye dönüştüren vücut hücre yapılarının iyi çalışması için yeterli enerji üretememesine neden olan genetik bir probleminiz varsa Depakin'i dikkatli kullanınız. Cerrahi bir operasyon geçirecekseniz bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyin. Tedavinize başlamadan önce doktorunuz hamile olup olmadığınızı ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanıp kullanmadığınızı kontrol edecektir. Diğer epilepsi ilaçlarıyla olduğu gibi bu ilacı almanız nöbetlerinizin kötüleşmesine veya daha sıkılaşmasına ve hatta farklı tipte nöbet görmenize neden olabilir. Bu ilaç kilo almaya neden olabilir. Doktorunuz diyetinizle ilgili tavsiyelerde bulunacak ve kilonuzu izleyecektir. Depakin gibi epilepsi tedavisi için kullanılan ilaçlar ile tedavi edilen az sayıdaki hastada kendine zarar verme veya intihar düşüncesi bildirilmiştir. Eğer sizde herhangi bir anda böyle bir düşünceler oluşursa derhal doktorunuza temasa geçin. Titreme, kol ve bacaklarda tutulma ve yürümede güçlük veya hafıza ve zihinsel güç bozuklukları gibi belirtiler yaşıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Depakin tabletin yiyecek ve içecek ile kullanılması, Depakin tercihen yemeklerle alınmalıdır. Bu ilacı kullanırken alkollü içecekler içmeyin. Olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Depakin'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa Depakin kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Ciddi ve hayati risk oluşturabilecek ve yorgunluk, iştah kaybı, bitkinlik, sersemlik, bulantı, kusma veya bağırsaklarda ağrı ile seyredip aniden başlayabilen karaciğer hasarı ya da pankreas hasarı, aşırı duyarlılık reaksiyonu, nefes almayı zorlaştırabilecek ve hayati risk oluşturabilecek şekilde yüz ve boğazda ani şişme, ateş, cilt döküntüsü, lenf yumrularında artış, karaciğer hasarı, böbrek hasarı ve bazı beyaz kan hücrelerinin sayısında artış şeklinde anormal kan test sonuçları gibi birkaç belirtinin dahil olduğu ciddi alerjik reaksiyon. Ağız bölgesinde zaman zaman içi su dolu kabarcık şeklinde görülen yoğun cilt döküntüsü ve tüm vücuda hızla yayılabilen ve hayati risk oluşturabilen, deride önce ağrılı kızarıklıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu ve dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı. Çok yaygın yan etkisi bulantı, titreme, kusma, karın ağrısı, ishal, kilo artışı, baş ağrısı, nöbet, bellek bozuklukları, zihin karışıklığı, dikkat eksikliği, endişe, gerginlik, halüsinasyon, titreme, bacaklarda katılık veya yürüme güçlüğü, idrar kaçırma, şaşkınlık, şok hali veya düşünme yavaşlığı, ilaç etkisine bağlı sakinleşme, hızlı ve kontrol altına alınamayan göz hareketleri, işitme kaybı, özellikle diş eti boyutunda artış şeklinde diş eti hastalıkları, şişme, ağız yarası ve ağızda yanma hissi, saç dökülmesi, menstrüel bozukluklar, karaciğer hastalığı, kanama, bulantı veya baş dönmesi, tırnak veya tırnak yatağı hastalıkları, kan pulcuğu sayısında azalma, kırmızı kan hücreleri sayısında azalma, kandaki sodyum miktarında azalma. Yaygın olmayan yan etkisi,
Koma, beyin dokusunu etkileyen bir bozukluk, yorgunluk, uyuşukluk hali ya da enerji eksikliği hissetme, geri dönüşümlü Parkinson sendromu, hareketlerin koordine edilmesinde güçlük, el ve ayaklarda uyuşma ya da karıncalanma hissi, saç dokusunda anormallik, saç renginde değişiklik, saç uzamasında anormallik, ciltte döküntü veya kurdeşen, aşırı saç uzaması, özellikle kadınlarda erkeksilik, kadınlarda yüz ve vücutta kıllanma, sivilce, erkek tipi kellik, böbrek yetmezliği, vücut ısısında azalma, uzuvlarda şişme, nöbetlerde kötüleşme ve sıklık artışı, farklı tipte nöbet başlangıcı. Seyrek görülen yan etkisi, aşama aşama görülen bellek kapasite bozuklukları ve zihinsel kapasite bozuklukları, bunama, idrar tutmada güçlük veya idrar tutamama, sperm hareketlerinde azalma, yumurtalıkların işlevini doğru şekilde yerine getirememesi, davranış bozuklukları, öğrenme güçlüğü, eklem ağrısı, cilt döküntüsü ve ateşle birlikte görülen otoimmün reaksiyon, tiroid bezi faaliyetlerinde azalma, ciddi olabilen kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, aşırı kilo alma durumu, böbrek hasarı, geri dönüşümlü bir böbrek fonksiyon bozukluğu, kırmızı kan hücreleri boyutunda artış, kırmızı kan hücrelerinin normalden daha büyük boyutta olması ve beraberinde kanda oksijen taşıyan pigment sayısının normalin altına düşmesi, beyaz kan hücreleri sayısında majör azalma, çift görme. Depakin tablet nasıl kullanılır? Valproat tedavisi epilepsi ya da bipolar bozukluk tedavisinde uzmanlaşmış bir doktor tarafından başlatılmalı ve izlenmelidir. Bu tedavi kız çocukları, ergenlik çağındaki kızlar ya da çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda yalnızca diğer tedaviler etkili olmadığında ya da tolere edilemediğinde kullanılır. Başka bir tedavi mümkün olmadığında doktorunuz size valproatı reçete edecektir. Depakin krono, depakinin uzatılmış salınımlı formülasyonudur ve kan düzeyinin 24 saatlik sürede daha düzenli olmasını sağlar. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Sizin için en uygun doz, yaşınız, vücut ağırlığınız ve ilaca verdiğiniz yanıt dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle doktorunuz sizi düzenli kontrollere çağırabilir ve gerektiğinde ilacınızın kanınızda ulaştığı seviyeyi ölçmek için testler isteyebilir. Epilepsi yani sarı hastalığının tedavisinde uzun etkili formu kullanılması ilacın günde bir kez verilmesine imkan tanır. Günde tek doz uygulanması tam olarak nöbetin kontrolünün sağlandığı epilepsi vakalarında mümkündür. Depakin tedavisine başlamada ise bugünkü bilgilerimize göre sodyum valproatın enterik kaplı formlarından uzun etkili formuna geçerken aynı günlük dozun sürdürülmesi önerilir. Başka bir antiepileptik uygulanmayan hastalarda doz 2-3 gün aralarla artırılarak 1 hafta içinde en uygun doza ulaşılır. Bir başka antiepileptik tedaviden depakin tedavisine geçerken 2 hafta içinde yavaş yavaş depakin dozunu artırarak en uygun doz ayarlanmalı ve diğer ilaçlarla tedavi azaltılarak kesilmelidir. Eğer gerekiyorsa başka bir antiepileptik ilavesi yavaş yavaş doz artırılarak yapılmalıdır. Doz başlangıç dozu genellikle günde 10-15 mg kilogram olup daha sonra en uygun doza kadar çıkılır. 24 saatlik ortalama doz ergenlik çağındaki çocuklar ve erişkinlerde 20 ile 30 mg kilogramdır. Süt çocukları ve çocuklarda 30 mg kilogramdır. Bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisinde tavsiye edilen başlangıç dozu günde 20 mg kilogram valproattır. Bipolar bozuklukların devam tedavisi için tavsiye edilen doz günde 1000 mg ile 2000 mg arasındadır. İstisnai durumlarda doz günde 3000 mg'dan fazla olmayacak şekilde artırılabilir. Önleyici tedavi en düşük etkin dozu doktorunuz size özel uygulayacaktır. Uygulama yolu ve metodu ise ağızdan uygulanır. Tabletleri bol miktarda su ile 1 bardak suyla tüm olarak ezmeden ve çiğnemeden yutunuz. Depakin Krono BT'nin bölünebilir olması ince bir doz ayarlamasına olanak sağlar. Tabletler ezilmemelidir, çiğnemeden yutulmalıdır ve tercihen yemeklerle birlikte alınmalıdır. Depakin tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz depakin ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı epilepside çocuklarda dozaj 30 mg kilogram gün civarındadır. Kompleks parsiyel nöbetlerinde 10 yaş ve yukarısı için kullanılmalıdır. Depakin Krono BT 500 mg erişkinlerin ve 17 kilogram üzerinde çocukların kullanımı içindir. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 6 ile 11 yaşın arasındaki çocuklarda ağızdan çözelti formunu tercih ediniz. Bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisinde ise valproatın bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisindeki güvenilirliği ve etkinliği 18 yaşın altındaki hastalarda değerlendirilmemiştir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda depakin dozu nöbetlerin kontrolüne göre düzenlenmelidir. Depakinin saklanması, depakini çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanır. Oda sıcaklığında 25 derecenin altında ve nemden koruyarak saklanınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.